bence daha çok bence gider meselesi yani. Ya eskilerden kadınlar mecburi olarak kalıyorlardı. Hani şiddet görseler bile susmak zorunda kalıyordu. Çünkü kendini savunamazdı, geçindiremezdi. Ama artık kadınlar çalışabiliyor, kendi ayaklarının üstünde durabiliyor. Bence bu yüzden. Ya boşanmadım ki. Sosyal medya çok büyük etkisi var bence. Telefon yüzünden, televizyon yüzünden. Boşanmaların aklına nedeni %90 insanların birbirine güvenlisizliğinden dolayı. Evde huzur yok. Evde huzur olmadı mı? Ev geçinmez. Ya huzur niye yok sizce? Abi niye? Abi diğer birisinde çıkıyorsan yanlış kişi anlıyorlar. Diyorlar bu bir kızla çıkıyor, başka kişiyle çıkıyor. Yani evlenen kişi eve ayrı olacak. Aynı anasıyla yanında gel. Öyledir abi. Ya ablacığım şimdi ben size ne söyleyeyim? Yani bu pahalılıkta aklı olan evlenir mi? Asya ben tek elimde. Bu pahalılıkta bu geç. Ben emekliyim almışım 12 milyar. Ha şimdi benden arvaz gidip evde kavga edeceğiz baba. Bu 12 milyarı borcam veririm, arvazımı geçiririm, çoluk çocuğumu okuturum. Eksikliği bence. Karşılıklı sevgi saygın azalmasın. Boşanmalar neden arttı sizce? Son dönemde ekonomik kaynak. Çünkü bireysel özgürlükler çoğaldı. Kadınların da iş gücüne daha çok girmesiyle boşanma sayıları arttı bence bu sürede. Bir ekonomi yüzünden ve toplumu dağıtan bir durum olmuş. Şimdi şu anda avukatların yanına gidin. Bütün Türkiye genelde her yerde boşanmalar artık tek sas olmuş. Yani sıra yok. Ondan dolayı işler zor. Hepsi ekonomi yüzünden, hepsi rezalet içinde. Süreler burada çıkmadıkça, Türkiye tek başına kalmadıkça bu işler zor. Yani hepimiz çile çekiyoruz. Bilmiyorum, önceden seçeceksin. Evlenirken ailesinden beraber evleneceksin. Kültür farkı oluyor. Ondan sonra tabii en başta ekonomik sorunlar oluyor. Boşanmalar son zamanlarda televizyon dizilerin reyting kaygısından dolayı kaynaklanıyor. Ondan sonra birçok kanalda televizyon programlarında işte aile yapılarını dejenere etme şeklinde yapılan programlarda insanları farklı yönlendirme, ondan sonra kadın özgürlüklerin farklı boyuta getirilmesi olması gerekenin dışında bazı çağrıların yapılması boşanmaları çoğalttı. Kadın erkek eşitliği denildiği zaman kadın erkek eşitliği doğrudur. İslamiyet'te de kadın erkek eşittir fakat kadının yeri farklıdır, erkeğin yeri farklıdır. Kadın özgürlüklerinden bahsediliyor. Özgürlüğe baktığınız zaman gelin bizim doğudaki kadınlar batıdakilerinden daha özgürdür. Niye? Kadın sabahın 7'sinde gidip çalışıp ekmeğini kazanmak zorunda. Aynı zamanda eve hem erkek hem kadın para getirdiği zaman konuşma şekli değişir. Davranış biçimi değişir ve çocuklarınızı İki taraf çalıştığından dolayı kreşe gönderiyorsunuz. Kreşe giden çocukların ana baba sevgisi farklı olur. Hayat bağlamında neler artacak? İşsizlik açtı evlerinde sonunda kötü. İş olmadı, güç olmadı, aç da bitti, her şey bitti kızım. Her şey para. Ahir zaman artık evlilikler temeli düzgün değil. Ondan dolayı. Yani aşk evlilikleri çoğu da zaten sonlanıyor. Eski zaman evlilikler daha mantıklı, görece usulü. Ben öyle düşünüyorum. Boşanmalar sosyal medyadan dolayı arttı. Sosyal medyadan dolayı arttı yani. Çevrenizde bu nedenden dolayı boşananlar mı? Var. Var. TikTok, Facebook. Adam gidiyor çalışıyor sabahtan akşama kadar çalışıyor. Akşam eve gelince çocuklarla, hanımla hiç ilgi yok. Telefona dalıyor. Sosyal medya yani. Ben başkasında başka bir yerden suç bulmuyorum yani. Boşananlar geçimsizlikten dolayı, bir de böyle örf adetin ortadan kalkmasından dolayı, ortalıkta çok böyle pislik insanların olmasından dolayı, onların yüzünden boşanıyor. Çünkü adam evli bir bakıyorsun bir dost edinmiş veya dışarıda oynaş bir tane edinmiş, geliyor evinde huzuru yok, tadı yok, ne oluyor? Boşanmaya sebep oluyor. En büyük etken bunlardır.